Dostlar, herkese Fenerbahçeli Bukowski'den gönül dolu sevgiler. Umarım hepinizin ağzı tadı yerindedir, keyfiniz yerindedir, ailenizin, sevdiklerinizin sağlıklı yerindedir. Yine Fenerbahçeli Bukowski ile bir Fenerbahçe gündemini konuşmak için bir aradayız. Evet, hepiniz biliyorsunuz enteresan bir hafta geçirdik. Türkiye Futbol Federasyonu ve yapılan seçimlerdeki Ali Koç'un konuşması, ardından transfer, Fenerbahçe'nin arka arkaya transferleri açıklaması, hala El-Nesyri transferinin ne yazık ki belirsizliğini koruması ve bunun üzerine de orta saha alternatiflerine ilişkin gündeme gelen isimler. Evet, bugün sizlerle beraber hem Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerini, Ali Koç'un bu seçimlerdeki rolünü ve konuşmasını hem de transfer gündemini beraber değerlendirmeye çalışacağız. Evet, içeriğimize başlamadan önce klasik hatırlatmamızı yapalım. Eğer kanal abonesi değilseniz lütfen kanalımıza abone olarak bize destek verin. Aboneyseniz de yayınlarımızı, içeriklerimizi beğenerek paylaşmayı ihmal etmeyin. Evet arkadaşlar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun seçimleriyle başlayalım. Bu hafta bence ülke futboluna damga vuran tek şey, öncelikli şey Türkiye Futbol Federasyonu seçimleri ve orada yaşanan enteresan şeylerdi. Enteresan diyorum çünkü gerçekten normal bir futbol ülkesinde yaşanmayacak şeyleri biz bir haftada, bir günde, bir saatte yaşıyoruz ve gerçekten bunları anlamak konusunda zaman zaman nutkumuz tutuluyor, beynimiz duruyor. Benzer bir süreç yaşadık. Açıkçası biraz geriye gidelim. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlık seçimlerindeki en büyük iddiası mevcut federasyonun devam etmeyeceği yönünde yaptığı açıklamalardı. Ali Koç açık açık Mehmet Büyükekşi federasyonun devam etmeyeceğini söyledi. Hatta başkan bu açıklamaları yaparken şöyle bir tabir de kullanmıştı. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki önündeki engelleri, cam tavanı kıracağız demişti. Bu cam tavan içerisinde tabii ki Mehmet Büyükekşi'yi ve onun arkasındaki siyasi yapıdan da bahsettiğini hepimiz biliyorduk. Peki ne oldu? Açıkçası özellikle Türk milli takımının Avrupa Şampiyonası'nda göstermiş olduğu başarı ve bu başarı sonrasında Mehmet Büyükekşi'yi destekleyen siyasi yapının çok ciddi bir şekilde Mehmet Büyükekşi'nin PR'ını yapması tekrardan Mehmet Büyükekşi'nin federasyon başkanlığına aday olmasını sağladı. Ve en büyük rakibi Servet Yardımcı ki Fenerbahçe'nin desteklediği adaydı. Hatta girse kazanacağı, kesin olarak kazanacağı söylenen adaydı. O adaya da tehdit ve şantajlarla adaletten çekilmesi sağlanınca genel tabloya, genel resme bakıldığında Mehmet Büyükekşi'nin çok rahat federasyon başkanı olacağı söylenebilirdi. Ancak böyle olmadı ve inanılmaz bir sürpriz oldu. Bu sürprizin arkasındaki isim de İbrahim Hacı Osmanoğlu. Fenerbahçe düşmanlarının, sayılı Fenerbahçe düşmanlarından bir tanesi federasyon başkanlığını bıraktı. Bir diğeri Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanı oldu. Yani daha önce birçok Fenerbahçeli bir yorumu yapmıştı. Büyükekşi Hacı Osmanoğlu seçiminde Fenerbahçe için ölümü gösterip sıtmaya razı etme seçimiydi. Büyükekşi kaybetti, Hacı Osmanoğlu kazandı. Yani biz ölümü mü eledik, sıtmayı mı eledik? İşte bunu yakın zamanda görüyor olacağız. Açıkçası Fenerbahçe açısından kolay bir süreç olmayacak. Açıkçası ben Ali Koç'tan bahsetmek istiyorum. Evet, seçimde böyle bir tablo oluşmasına rağmen belki de seçimin dengelerini değiştiren şey Ali Koç'un yaptığı açıklama oldu. Ben ömrümde bunca Türkiye Futbol Federasyonu seçimi görmüş, seçimli seçimsiz, atanan, seçilen federasyon başkanları görmüş birisi olarak ömrümde hiçbir kulüp başkanının böyle bir konuşma yaptığına şahit olmadım. Bir kere başkanı cesaretinden dolayı kutlarım. Orada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın o başkanı daha önce destekleyen, sonra desteklemeyen, imza veren, imzasını çeken, siyasi iktidarın baskısıyla yanar döner davranan tüm kulüp başkanlarının gözünün içine baka baka inanılmaz bir konuşma yaptı. Hatta bu konuşmayı kulüp başkanlarına ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na değil, onları destekleyen siyasi iktidar ya da siyasi iktidardan güç alan mevcut klik yapılara da inanılmaz ama inanılmaz göndermeler yaptı. Bir kere bu cesaretinden dolayı kutluyorum ve şunu açık açık da söylemek lazım. Yapmış olduğu bu konuşma seçimin kaderini direkt etkiledi. O ana kadar kararsız olan,
ya da baskıdan dolayı çekinen ya da oyunun rengini belli etmeyen birçok kulübün ve kulüp başkanının seçimde büyük ekşiye oy vermemesini sağladı. Fenerbahçe seçim tarafsız kaldı, çekimser kaldı. Ama Ali Koç'un yapmış olduğu bu konuşma büyük ekşiye çok ciddi oy kaybettirdi. Peki Fenerbahçe'ye ne kazandırdı? Belki de bunu konuşmak lazım. Bence Fenerbahçe hiçbir şey kazandırmadı. Kısa vadede Fenerbahçe ile siyasi iktidar arasındaki güç savaşının, iktidar savaşının daha da büyümesine yol açtığını düşünüyorum. Çünkü büyük ekşiyi destekleyen yapının tüm nefretini yeniden Fenerbahçe başkanı kendi üstüne ve Fenerbahçe üstüne aldı. Çünkü burada özellikle şunu söylemek lazım. Federasyon başkanını değiştirmek demek, Türkiye Futbol Federasyonu'nu yöneten arkadaki hakim yapıyı, kurulları, bu kurulların iplerin tutanları değiştirmek demek değil. O yüzden Fenerbahçe açısından çok daha sert, çok daha gergin, çok daha çatışmalı bir sezonu beklediğimi söylemem gerekiyor. Evet, Ali Koç'un söylediği gibi bu yapı yıkılacak. Bu yapının yıkılması lazım. Fakat bu ne kadar hızlı olacak? Açıkçası ben de soru işaretleri var. O yüzden başkanın yaptığı konuşmayı, seçimdeki konuşmayı alkışlıyorum. Cesaretini alkışlıyorum. Söylediği her şeyin altına imza atıyorum. Ama bunu pratikte Fenerbahçe'nin sportif hedeflerine kısa vadede ne fayda getireceği konusu aklıma geldiğinde orada çok rahat bir şekilde evet bu konuşma bize ciddi anlamda fayda sağlayacak, eşitlikçi, adil bir yarış ortamı sağlayacak diyemiyorum. O yüzden tüm Fenerbahçelilerin bu sene daha da dikkatli olması gerekiyor. Başkanın da açıkçası daha da dikkatli olması gerektiğini düşünenlerdenim. Evet arkadaşlar transfere devam edelim. Fenerbahçe Cenk Tosun'u, Oğuz Aydın'ı, Sam Maksim'ini açıkladı. Açıkçası Sam Maksim'in transferinde ben daha önceki içeriklerini hatırlayanlar vardır. Özellikle en çok istediğim, en çok heyecan duyduğum oyuncu olduğunu defaatle söylemiştim. Çok özel bir isim transfer etti Fenerbahçe. Eğer takım oyununa bir şekilde adapte olabilirse, takım için özelliklerini gösterebilirse game changer diyebileceğimiz oyunculardan bir tanesini aldık. Ama transferde özellikle santrafor transferinde belirsizlik devam ediyor. En-Nesyri için ben kişisel Twitter hesabımda yani @FenerSouza üzerinden geçen hafta bir tweet atmış ve artık En-Nesyri transferindeki bekleme sürecinden sıkıldığımı söylemiştim. Fenerbahçe bu kadar uzun süre bir oyuncuyu beklemez. Eğer bir oyuncu bu kadar uzun süre Fenerbahçe'ye gelmekle gelmemek arasında kararsız kalıyorsa oyuncudan fayda da gelmez. Çünkü Jose Mourinho'nun en önem verdiği şey aidiyet. Şimdi kariyer açısından En-Nesyri'nin çok özel bir dönemde olduğunu farkındayız. 26-27 yaşında bir oyuncu ve 3,5-4 yıllık bir anlaşmaya imza atacak. Ve bu anlamda bakıldığında kariyerinin en önemli imzalarından biri olduğunu kabul ediyorum. Ancak yaklaşık 1,5 aydan beri oyuncuyu bekliyor olmamız ve menajerinin haberleriyle işte Roma transfere girdi. Vay efendim Arabistan'dan şu kadar teklif var. Bunların hepsinin de elendiği bir ortamda. Yani oyuncu için Sevilla'da kalmak ve Fenerbahçe'ye gitmek arasında iki alternatifin olduğu bir noktada hala kararını vermiyor olmasını ben kendi adıma çok kabul etmiyorum. Hatta dün akşam Ali Koç'un özel bir toplantıda yaptığı açıklamaya da bakacak olursak Fenerbahçe'de artık benim gibi düşünüyor. En-Nesyri'ye başkan 48 saat süre vermiş. Sevilla'ya 48 saat süre vermiş ve bu süre sonunda Fenerbahçe eğer bu transfer olmazsa artık beklemeyecek hücum bölgesinde, forvet bölgesinde alternatiflere başkanın deyimiyle B, C, D opsiyonlarına gidiyor olacak. Bence geç bile kalındı. En-Nesyri önemli bir oyuncu ama Fenerbahçe'nin hayatını bir anda değiştirecek. O dominant forvet noktasında inanılmaz büyük işler yapacak. Tek başına maç alacak oyuncu değil. En-Nesyri üzerine oyun kurulması gereken, üzerine hakikaten özel futbol stratejileri geliştirilmesi gereken, yan topun çok fazla olduğu, ikiye birlerin çok fazla olduğu, En-Nesyri ceza sahasına ittiğimiz bir oyun inşa etmek zorunda. O yüzdendir ki artık transferin adı konulmalı. En-Nesyri gelirse Fenerbahçe'nin oyun sisteminde ona doğru roller verilirse faydalı olur. Ama eldeki opsiyonlara bakıldığında Fenerbahçe'nin artık En-Nesyri'yi bekleme şansı, sabrı kalmamıştır diye düşünüyorum. Umarım Fenerbahçe için hayırlısı olur.
himself. Norwood is in. It runs to McAtee. McAtee through to Berger. Berger to finish. Sensational goal by Sander Berger. Evet arkadaşlar, Fenerbahçe'de transfer devam ediyor. Nerede devam ediyor? Merkez orta sahada devam ediyor. Merkez orta sahada başkan her ne kadar da hocamız Jose Mourinho bizden iki tane kanat, bir tane defans ve bir tane forvet transferi istedi dediyse de orta sahada Fenerbahçe'nin hem sayısal anlamda hem de nicelik anlamında ihtiyacı olduğu ortaya çıkıyor. Ben bu hafta katıldığım Çubuk Analiz canlı yayınında şimdi izleyeceğiniz görüntülerde katılımcılara şunu sormuştum. Fenerbahçe'nin ihtiyacı 6 numara mı 8 numara mı? Açıkçası sizler de lütfen bu videonun altında Fenerbahçe'nin orta sahadaki profil, özellikle oyuncu profilinin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini, 6 mı 8 mi bizim için daha kritik bir ihtiyaç olduğunu lütfen belirtin. Bana göre 8 numara özellikli bir oyuncu çok daha öncelikli. Fenerbahçe'nin 6 numarasında özellikle Bartu ve İsmail'in oynayabileceğini zaman zaman Fred'in oraya çekilebileceğini düşündüğümde bence Fred'in yokluğunda 8 numara oynayabilecek bir oyuncu çok daha kritik gözüküyor. O yüzden bakılan, araştırılan oyuncuları bu gözle analiz etmeye, incelemeye çalışıyorum ki şu an gündeme gelen isim Yağız yazdığı için söylüyorum. Burnley'nin orta saha oyuncusu Sander Berge. Önemli bir isim. 25-26 yaşındaki bir orta saha oyuncusundan bahsediyoruz. İskandinav kökenli bir oyuncu. Ve açıkçası Burnley öncesinde Liverpool gibi önemli takımlarında gündemine gelmiş bir isim. Sander Berge nasıl bir oyuncu? Bir kere temposu ve devamlılığı yüksek bir oyuncu. Taktik disiplini inanılmaz bağlı. 1.95 boyu olmasına rağmen, hava toplarına hakim olmasına rağmen alıştığımız ağır, hantal, savunma yakın oynayan bir orta saha değil. 6 numara pozisyonunda daha çok oynamasına rağmen yakın zamanda 8 numara evrilmiş bir oyuncu. Top ayağına geldiğinde yüksek oyun görüşüyle doğal olarak çok iyi pas dağıtıyor. Topla beraber dribbling yapıyor. Alan açıyor. Alan geçiyor, top taşıyor. Yani bakıldığında o box to box'ı mükemmel oynayan bir oyuncu olmasa da kesinlikle statik, hantal bir oyuncu olmadığını söylemem gerekiyor. Alanında bekleyen bir oyuncu asla değil. Topla beraber ve topsuz oyunda da hareket halinde ki bu Fenerbahçe'nin oyuncuyu hem 6 numarada hem de yeri geldiğinde 8 numarada kullanabilme şansını ortaya çıkarıyor. Evet çok golcü bir oyuncu değil ama topla beraber oyunu iyi kuran, iyi yaratan bir oyuncu olduğunu söylemek lazım. Bir kere temaslı oyunda, fiziksel oyunda oldukça iyi. O yüzden Fenerbahçe'nin ben bir transfer yapacaksa kendi içinde oyuncunun 6 ve 8'i oynayabilecek özelliklere sahip olmasını çok önemsiyorum. O yüzden Melge transferi olursa, bu iş ciddiyse Fenerbahçe açısından bence ihtiyacı karşılayacak bir transfer olur. Oyuncu zaten patlamayı bekleyen bir oyuncu. Kariyerinde çok önemli beklentiyle çıkıp sonrasında ne yazık ki Burnley gibi biraz daha Premier Lig'de ortalama alt takımlarda oynayan ve kendini gösterme konusunda o takımlar çok iyi olmadığı için ne yazık ki hakkı yenen bir isim. Ben kendi adıma Berge transferi olursa eğer çok mutlu olurum. Fenerbahçe'nin aradığı orta sahadaki devamlılığı, tempoyu, istikrarı sağlayabilecek bir isim olduğunu kendi adıma düşünüyorum. Evet arkadaşlar, Fenerbahçe'yi bu Koski ile Fenerbahçe gündemini değerlendirdik. Açıkçası Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerini kendi içimizde bir analiz ettik. Başkanın yaptığı konuşmanın Fenerbahçe'ye katacaklarını konuştuk. En-Nesyri transferinde gelinen son noktayı değerlendirdik. Ve en önemlisi de Burnley'nin orta saha oyuncusu adı Fenerbahçe'yle anıldığı için Berge'yi konuşmak durumunda kaldık. Umarım içeriğimizi beğenmişsinizdir. Bu içeriklerin devamını istiyorsanız kanalımıza destek olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. İnadına isyan, inadına Fenerbahçe. Sevgiyle kalın.